Merhaba değerli takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz çok şükür. Bugün Ayaz'ın kontrolü vardı. Eşimle beraber onu hastaneye götürdük. Biraz öksürüğü geçmişti. Dün biraz daha tekrar başladı. Hafif hırıltı var boğazında. Doktor biraz daha ilaç ilave etti ama ciğerlerine çok şükür sorun yok dedi. Biraz orta kulağında iltihap vardı. O da geçmiş dedi bakalım. Onu uyuttum. Dün ben video çekemedim. Zamanım yoktu. O yüzden bugün günlerden çarşamba. Bu videoyu bugün çekiyorum. Nasip olursa sıcağı sıcağına bugün sizlere göndereceğim. Malzeme listeme gelince burada 2 tane yumurtam var. 1 çay bardağı sütüm var. Yarım su bardağından biraz fazla toz şekerim var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Burada da 2 çay bardağı unum var. Su bardağıyla da tepeleme 1 su bardağı. 1 paket vanilyam, 1 paket kabartma tozum. Paket çikolatam var. Eğer paket çikolatanız yoksa ekmeğe sürülen krema çikolatalardan kullanabilirsiniz. Burada sufle kaplarım var. Eğer böyle kabınız yoksa ısıya dayanıklı normal Türk kahvesi fincanı kullanabilirsiniz. Nescafe fincanı kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Malzeme listem bu kadar artık. Kekimi çırpabilirim. Tripodumu yanıma aldım. Öncelikle yumurtalarımı ilave ediyorum. Toz şekerimi dediğim gibi yarım su bardağından biraz fazla, bir su bardağından az. Önce bu iki malzememi çekeceğim. Şöyle kenara alayım diğer malzemelerimi de. Kazlarımızın da sesi geliyor. Yumurtayla şekerimi çırptım. İstediğim kıvama geldi. Artık sıvı yağımla sütümü ilave edebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Un miktarı yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Kakaomu da küçük kaseme koymuştum. Söylemeyi unuttum çünkü kettle'ımın orada kalmış. 2 yemek kaşığı da tepeleme kakaom var. Şöyle çıkıcımı çıkarıyorum. Kontrollü bir şekilde biraz kaldı. 2 tepeleme yemek kaşığı kakaom ilave ettim. Kabartma tozum. Vanilya. Hepsini beraber bu şekilde eliyorum. Hatta kaşığımdan yardım alırsam şöyle silikon kaşığımla kakaom çünkü biraz topraklı hepsini geçirdim. Artık çırpabilirim. Önce çalıştırmadan çırpıyorum. İster istemez pufluyor. Bardağımda kalan unumu da ilave ettim. Tencereme suyumu koydum. O yavaş yavaş kaynıyor. Videonun başında söyledim bilmiyorum ama tavada yapacağız. Tencerede yapacağız. Şöyle çikolatamı da açtım. Hemen bu şekilde kaselerime
Öğlen ezanımız okunuyor bu arada. Şöyle yerde koyarsam daha rahat olacak benim için. Yiyeceğim kaselerimi doldurmuyorum. Çikolataları koyduktan sonra biraz daha üzerine kekimden ilave edeceğim. Sufle hamurumdan. Suyum da kaynadı. Altını kapattım şu an. Şöyle yeterli. Hemen birer tane çikolatalarımdan yerleştiriyorum. Üzerine biraz daha kek hamurumdan. Aziz Allah, şefaat senden ya Resulallah. Kabarcığı için iyice doldurmamamız gerekiyor. Suflelerimin hepsinde küçük kaselerime yerleştirdim. Suyum da kaynadı. Gördüğünüz gibi altını kasıyorum. Bir parmaktan biraz fazla tenceredeki suyum hemen tavama yerleştiriyorum. Altı ne çok kasılı olacak ne fazla açık olacak. Onu da belirteyim. Gördüğünüz gibi malzemelerden 6 tane 6 kişilik çıktı. Birazcık altını açıyorum. Kapağının tutması için, buharlaşıp da suyun içine damlamaması için havludan yardım alacağım. Şöyle temiz havlum var. Bu şekilde tenceremin üzerine havlumu koydum. Açıp kapağını bakabilirsiniz. Hiç sorun değil. Evet değerli takipçilerim, suflelerim kaynıyor. Şöyle bir açıp kontrol etmek istiyorum. Hatta havlusuyla beraber kaldırırsam kapağıma daha rahat olacak. Bakın ne kadar güzel kavardılar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Tripodlu bir telefonumu. Oğluma mama pişiriyorum ben. Hemen birazcık daha dursun, ondan sonra altını kapatacağım. Yok oradaki yok. Yok onun içindeki. Evet arkadaşlarım, altını kapattım. İstediğim kıvama geldiler. Şöyle kapağını açıyorum. Şöyle kenara alayım. Yakından da göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel pufidik pufidik oldular. Kaselerim çok sıcak olduğu için maşamdan veya kaşımdan yardım alacağım. Silikon kaşımdan yardım alarak bu şekilde suflelerimi çıkarıyorum. Bakarsınız bir tanesine kontrol edersiniz. İstediğiniz kıvamda değilse tekrar biraz daha kaynatabilirsiniz. Oğlum öksürüyor. Değil mi yani? Ben Ayaz'a mamalar hazırladım. Benim oğlum yiyecek birazdan. Ayaz çikolataya bayılıyor. Şöyle gene yakından da göstermek istiyorum. Çıkar.
kaselerinizi yağlamaya gerek yok. Rahatlıkla içinden de çıkarabilirsiniz ama böyle tüketmek istiyorum ben. Böyle servis etmek istiyorum daha doğrusu. Dur annem. Suflelerimin hepsini de servis tabağıma aldım. Şöyle hemen süzgecime de pudra şekerimi koymuştum. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Artık sıra geldi. Doku test. Anneannem tripoda değme. Değme anneannem. Gel oğlum. Ben değir. Anne çağır. Orada. Anne çağır bir. Gel ayağını mi? Çek anneannem. Ayağı ziyan peşinde. Etmez benim oğlum. Etme anneannem. Gel ben seni göstereyim. Gel. Ellemez benim. Gel. Gel. Sen bir gün görmeyince yapamıyor mu anneannem benim takipçilerimi? Onlar da sana alıştılar ya. Sen çok mu acıktın? Ha? Çok mu acıktın anneannem? Hadi bay bay et. Öpücük at teyzelere. Ben sizi çok seviyorum de. Görüşürüz de. Görüşürüz de. Görüşürüz de canım. Atatürk de hadi bakalım. Atatürk. Bayrak de. Bayrak. Ayaz bizim ev telefonunu alıyor. Kulağına götürüyor. Atatürk babak. Atatürk babak. Değil mi anneannem? Benim oğlum Atatürkçü olacak. Hadi in bakalım. Şöyle artık sıra geldi doku testine. Bakın yumuşacık keki. İçinde akışkan çikolatası. Şöyle ben servis tabağıma alacağım. Çünkü maalesef yiyemiyorum. İçinin akışkan çikolatasını da göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Yok böyle bir lezzet diyorum. Gördüğünüz gibi hemen 5 dakikada sizlerle beraber tencerede sufle yaptık. Çocuklarınız çok sevecek. Aynı şekilde misafirleriniz de. Hemen çayın kahvenin yanına çayınız demleyene kadar hazırlayabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni gelen videolarımdan anında haberdar olursunuz. Böyle de göstermiş oldum. Dediğim gibi kıvamı size kalmış. Ben biraz akışkan kıvam sevdiğim için 4 dakika gibi, 4,5 dakika gibi kaynattım. Siz biraz daha katı kıvam seviyorsanız biraz daha kaynatma süresini uzatabilirsiniz. Eğer çıkarmak istiyorsanız içinden kasenizin veya fincanınızın bu şekilde hemen kenarlarından bakın. Kesinlikle yağlamadım. Kaplarımı kolaylıkla ayrılıyor. Bakın. Çikolatasına bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Hatta kaşık, temiz bir kaşık alayım. Kaşığımı da aldım. Bakın değerli takipçilerim. Yok böyle bir lezzet diyorum. Çikolatası eridi. Şöyle kenarından almak istiyorum. Yediğim artık. Burada bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız destek amaçlı beğenme tuşuna basarsanız iyi olur. Birkaç güzel kelime de yorum yazarsanız benim kanalımın büyümesine sebep olursunuz. Bu aralar izlenmem çok düştü. Hiç abonem ilerlemiyor. Devamlı düşüşteyim. 10 gündür, 15 gündür hatta 10 abone bile gelmedi diyebilirim. Bu da benim için ister istemez moral bozucu oluyor. Ne diyeyim artık arkadaşlarım, burada videomu sonlandırıyorum. Nasip olursa yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, her şey gönlünüzce olsun. Şöyle doku testini de yaptım. Elimle bastırarak artık burada videomu sonlandırıyorum.